Serkan, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Yolu karalı. İyi, İyi, eşimin kardeşi Serkan. Yani kayınço oluyor değil mi? Aynen. Kayınço oluyor. Evet. Kral, senin ablanla başından geçen bir güvercin muhabbeti var. Beddua var. Beddua var. Konu neydi? Meşhur beddua. Buraya kadar taşıdık bu bedduayı. Öncelikle herkese selamlar arkadaşlar. Tabii o zamanlar 13-14 yaşlarındayım. Böyle 13 yaşlarında falan kuş besliyorum. Ayrıca tavuklarım da var. O zamanlarınki şartları böyle her yerde halı yıkamacılar falan yok. Avlumuzda, bahçede, müstakilerimizde. Okuldan geldim. Annem, ablam, öbür ablalarım. Halı yıkıyorlardı. Halının suyu da öyle bir ufak böyle bir patika, böyle bir yol gibi bir şey var bahçenin içinde. Kümesin içine komple su doldurmuşlar. Bütün kuşlarım, işte hepsi yavrular, işte yumurtalar falan komple sabunlu su. Bir işte girdiğimde baktığımda o şeyle işte inşallah abla eşin kuşçu olur. Bana böyle yaptın. Ama bana ben konuyu sanki daha farklı hatırlıyorum. Evleneceğin adam benden beter kuşçu olsun dedin. Yani öyle çok iyi hatırlıyorum. Yok bir de ben kuşları ben saldığını hatırlıyorum sanki. Balkondan. Saldığını hatırlıyorum. O iki defa, üç defa. Tabii çünkü ben çatılarda gezerken kiremitleri kırmalar babamın. Su damlamalarına kızmaları falan işte tabi burada öyle beddualar başlamaya tam şeyken nasıl diyeyimse böyle kuşçuluk böyle tam böyle bilmiyoruz tam yaşında böyle tam şey adapte olamıyoruz. Kutunun içinde kartonda böyle kümes yapmışım. Kartondan içine bantlamışım falan filan. Balkonda. Şey, balkonda tabii balkonda. Sen? Evet balkonda. O zaman da 6 tane 7 tane Arap'ım vardı. Aynı kuyruk güzel Araplarım. Köye gitmiştik. Ablama emanet etmiştim. Ablam da biliyordu. Uçurma demiştim abla. Sadece yemini suyunu ver. Arada sırada bir balkonda havalandır falan demiştim. Bizimkiler de tabii uçurma dediğim kastı. Çünkü bant kanatları makastı bazılarının. Balkonda da kaçamıyorlardı. Köyden geldik. Kuşları bir baktım. Hiç kutudan çıkartmamışlar. Bir baktım ki hepsi sallabaş olmuş. Uçamıyorlar. Bıraktıkların falan. Hepsi sallabaş olmuştu. Kafaları dönmüştü. O zaman inşallah demiştim. Benden beter bir eşin olur, böyle kuşçu. İşte onda görürsün falan. Tabii ki gel gelelim zaman geçti. Ablamın işte şu anki Birol Karalı eniştemle tanıştılar. Hatta bir gün eniştem ablamla buluşmak için bana bir çift kuş vermişti, kandırmıştı beni. Evet, kandırmıştı beni. Sonra beni bırakmışlardı. İlk istasyonda kuş pazarı vardı o zamanlar Makasbaşı'nda. Orada beni bırakmış Makasbaşı kuş pazarından. Kuşları almıştık bir çift bango. Sen kuşları aldın, bastın gittin. Onlar ben kuşları görünce tabii o şeyi söylüyoruz tabii. Direkt bir yayan gidiyorduk o zaman. Bayramoğlu'nda oturuyordum. Bayramoğlu Eren sitesinde oturuyorduk. Orada mahallede. Birol ablamı aldı gitti ben kuşları diye. Kuşları aldık. Vapuru hatırlıyor musun? Korkudan halatını yani tabii öyle. Çok teşekkür ederim kardeşim. Herkese sağ ol. Allah utandırmasın. Bütün kuşçu camiasına selamlar, evet. Hürmetler. Allah'a emanet olun. Birol Karalı'yı takip edelim lütfen. Adamsın be. Allah razı atalım, Allah razı olsun. Yorum atalım. Allah destek razı olsun. Verelim herkese. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağ ol. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sevil Hanım, sen de iyice artık hayvancı oldun ha? Ya evet, aynen öyle. Önceden kedi tavuk kovalıyordu seni. Şimdi horoz tavuk kovalıyordu. Şimdi kedi köpeği rahatlıkla sevebiliyorsun. Evet. Eskisi gibi değilsin. Kızımız var evde. Çok güzel. Çok evet. Güzel seviyoruz. Değil mi? Uzun süre sonra elime de kuş alıyorum arkadaşlar. Eniştenin... eniştenin kuşları. Tabii ben o zamanlar böyle bango beslemiyordum. Oyun kuşu besliyordum. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Sal bakalım. Hayvanları sal, sevelim. Sal gitsin.